Sana 3 hafta önce ne demiştim hatırladın mı? Sinan siz niye hepiniz benim üstüme geliyorsunuz? Çünkü sen senin yüzünden sanki bugün sünnetçi Erdem. Ne? Şimdi yıllardır İngiltere'de oynuyor. Striker diyorsun abi. Kim? Ad, şey ne o? Şikertel. Hı-hı. Değil mi? Şikertel. Evet. Neyse Şikertel. Sizlerle beraberiz. Bana bak başka bir şey bulamadın mı? Çıkı çıkı bari koy bari. Ne bu mutluluk kardeşim. Fenerbahçe maç kazanınca klip yapmayın. Fenerbahçe mağlup oldu. Puan kaybetti. Utanmasan şiki şiki baba onları da koy. Pavyona çevir burayı. Bugün dik advokat denen mahluğun. Mahluk hakaret anlamında söylemiyorum. Canlının. Yaratık. Hangi anlamda? Yaratık. Mahluk hepimiz birer mahluz. Evet, evet. Hocam yanındaki de mahluk. Ya Fenerbahçe benden daha iyisini buluyorsa göndersinler diyebilecek kadar. Bunu size kim söyledi bilmem ama eğer kulübümüz düşünüyorsa ki daha iyisini bulabilir, o şekilde yola devam edebilirler. Bunu yarın yapabilirler. Because I'm not here for myself, I'm here for the club. Çünkü ben kendim için burada değilim, bu kulüp için buradayım. Simple. Basit. Pervasız. Kısmi küstah. Ya kimsin lan? Bu kadın vatandaş. Niye burada duruyor? Hocam kadını göstermeyin. Kadının kim olduğunu şimdi kimse görmez ama bu kadın da boylu poslu. Bu kadın buraya niye geldi? Bu kadın niye geldi abi? Sarışın, kısa saçlı, bir tane Rambo'nun karısı vardı. Bridget Nelson. Bridget Nelson abi. Evet, şey, biraz söyle. Kobra ya. Filmi vardı. Kobra, koy kobra yerde. Siyatik sinir dediğimiş. Bu omurgaların arasındaki diskler vardır bakın şunlar. Siyatik sinire buradaki disk. Arkadaşlar bunlara ne diyoruz? Kalça. Omurga. Hayır, kalça bu kemiğin adı nedir? Kalça kemiği. Kalça kemiği. Veya leğen kemiği. Leğen kemiği. Argo'da ne derim buna? Leğen kemiği. Leğen kemiği. Argo'da ne derim? Leğen kemiği ayıp bir laf hocam. Hayır. Bunlara ne derim Argo'da? Çanak mı hocam? Çanak. Ne ya? Gelberi kemiği. Nedir? Gelberi kemiği. Gelberi. Alişan çok enteresan bir Instagram yapmış hocam. Kim Alişan? Bizim şarkıcı Alişan kardeşimiz yok. Biz zamanında burası Kadıköy. Buradan çıkış yok diye tezahürat yaptık. Evet hocam demiş. Bak. Alişan. Şaka bir yana Ertem. Ben de Fenerbahçe ile ilgili bazı gerçekleri açıklayacağım. Alişan'ı görüyor musun? Alişan dalmış. Alişan herkese hocam, dalmışsın Alişan. Hocam onlar Aziz Bey'in fotoğrafını koymuşsun Alişan. Vay Alişan koçum benim be. Hayır sen anlatacak mısın? Hocam göster açık gel beni kemiği hocam. Ne oldu hocam? Ya şimdi boş verin. Bir gel. Beyler konumuz. Ne gel beri kemiği, ama ne biraz daha kemiği, o biraz daha o izahatı istiyorum. Ne siyatik. Kızım sen beklesene orada. Abi kızı niye getiriyorsunuz abi? Otur ya, kızım. Bu, abi gibi iskelet geliyor, kız geliyor. Burada bütün program gelecek mi? Hanımlarımız falan var. Abi bizim evde alın, bizim evde erkek. Bizim evde erkek arkadaşımızın var. Tamam burada kızımız yok, kadın adı yok. Bana bak, bizim evde erkek arkadaşımız. Hocam bırakın ne kadın ne kızı ya, manken o ya. Cansız ya. Tepki mi geldi? Tepki mi geldi? Kadın mı var abi orada? Bırakın abi ya. Bizim evde erkek arkadaşımız yok. Bizim ne hanımımız var bekliyor. Ya boş bir şey. Öyle bir ters konuştun ki sanki biz de hepimiz normal sağlıklı erkekler gibi bir hanımefendiyle evliyiz. Allah'ım bu. Neler söylüyorsun? Diğer dördümüzü çöpe attın. Fenerbahçe. Sanki biz cansızlığı canlı varken getirelim istedik burada. Bu ne ya? Kardeşim seni bir kadına daha gel bastıracak. Dur kızım diyor. Dursana kızım diyor. Sen kal orada diyor falan. Ya bu mankeni kim getirdi buraya? Sağlık programımızı sevgili seyirciler. Ahmet Çakar bu hanımefendinin altından. Ne hanımefendisi mi oğlum? Ne hanımefendisi? Cansız bu ya. Hanımefendi diyorsun. Nereden biliyorsun cansız? Hocam biz cansız hanımefendi. Birazdan onun içinden kadın çıkacak. Mankene de mi hanımefendi? Mankenlere de cansız hanımefendi. İçinde var içinde. Hocam ne diyeyim? Hani nasıl hocanın? Cansız mı diyeyim? Hocanın ayının içinde nasıl koca bir adam vardı? Filmde ayıda. Selamun aleyküm kardeşim. Sıhhatler olsun. O bunun içinde de bir insan tabii, var tabii. Şu an Apo. Çıkacak gelecek senin yanına. Ya bu filmde nasıl ayı bana sarıldı? Sürtme lan! Oh! Oh konuşlarıma iyi geldi. Ne olur konuşlarıma konuşlarım. Olur olur. Hanımefendi birazdan canlanıp sana sarılacak Apo. Aa çok değerli geldi. Komiser geldi. Advokat şu an evinde bizi seyrediyormuş.
Öyle ciddi mi? Söylüyorum, evet. Avukat şu an bizi ve bakın dikkatli konuşun ve tercüme ettiriyormuş yanındakilere. Tercüme ettirin. Bu adamlar ne diyorlar diye. Bak burası gelmeri kemiği. Çıkar hocam, kaldır hocam. Allah gelmeri düştü. Bak alo Dik Bey. Allah'taki yazı. Evet, avukat şu anda tercümanıyla birlikte bizi izliyor. Evet, tercüman kardeşimiz de burada. Omurga. Normal insanlarda bu vardır. Bazen şu altta spina bifida dediğimiz bir eksikliği veya fazla bifida. Ne spina? Spina bifida. Bu ne olduğu hocam? Vakit pilot olamazsın. Ha, çünkü bel omurun diğer insanlara daha güçsüz olduğu için. Bak bunlar. Jekçi olamazsın. Leğen kemiği. Gözler leğen kemiğini. Bunu argoda özellikle haddini aşan antrenörler falan buna gelberi kemiği derler. Evet hocam. Gelberi kemiği çok tuhaf bir kemiktir. Evet, şimdi sizden rica. Bugün yarın Fenerbahçe'den uzaklaş. Sen kariyerin UEFA şampiyonu olabilir. Yaşın 65 olabilir. Dünyanın en bilgili antrenörü olabilirsin ama sen önce adam olmalısın. Adam değilsin demiyor. Ne sen, ne senin maaş aldığın Aziz Başkan, ne idareciler, ne futbol. Hiçbiriniz Fenerbahçe'den büyük değilsiniz. Haddinizi bilin. Aksi halde buranın adı göster. Kaldırdı ki. Bunun adı gelberi kemiği kardeşim. Ne demek istedim anladın mı? Buyurun. Ben almayayım onu hocam. Vallahi adam titriyor mu? Bir şey olmaz. Abi çok etkilendi. Bir dakika bir şey sorayım. Oturur musun? Otur, otur. Gel Rasim sen otur. Ben tamam. Ben, gel tamam. Rasim sen gel Rasim. Ben seni gel. Seviyorum otur ama. Otur. Bugün değil. Ben bir şey yapmaya gelmedim otur, ki. Oğlum, i̇lla otur oğlum otur. Otur. Ya, i̇lla bir muzurluk tamam. Mu yapacağım? Yok yok iyi niyet. Ben muzurla işini yapmayayım. Tamam. Yalnız kalmak istiyorum diyor adam. Tamam. Peki. Ben bir hediye getirmiştim sana. Bak. O ne ya? Hesap makinesi. Ne oğlum bu? Abi ne sen de üstüne giriyorsun. Hesap makinesi Galatasaraylı olan. Sen de üstüne ne yapacaksın? Ama ne yapacak bu sana? Hesap makinesinden hesap. Ne yapacak? Galatasaraylı olsun. Yapma. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yapma ne olur. Yani bak. Apo. Hocam gel. Erdem. Geliyor lan. Geliyor hocam. Bir dakika adam gitti de oldu. Hocam gel hocam. Ben size bir şey söyleyeyim. Söyle. Fenerbahçe'ye yeni bir hoca geliyor. Şu an Fenerbahçe'nin en önemli şahsiyetlerinden biriyle konuştum. Tamam. Bunu Fenerbahçe'li kardeşlerime ben açıklayacağım. Kızabilirsiniz. Aramızda ezeli rekabet vardır. Her şey vardır ama... Bu hocadan artık kurtulacaksınız. Diki gönderiyorsunuz. Bu kesinleşti. Her zaman aramızda bir şey oldu. Davalar, mavalar ama bu zor gün... O ne? Bu ne ya? Ya yapmayın ya. Hakikaten mi? Aziz Yıldırım'ı İnek Şaban yerine koydu. Tövbe, yapmayın ya. Ne alakası? Ya yapmayın. Ya Rasim ne abi? Nereden nereye benzetiyorsun ya? Bu müzik ne? Ayşen. Yani şimdi şey kaçırıyorsunuz ha. Bu müzik ne? Ayıp ama ya. Oğlum bu müzik Kemal Sunal filmlerine çalan müzik değil mi? Ne alakası? Bu müziği bir daha bir dinleyin mi? Ver müziği, ver müziği, ver. Yapmayın ya. Yap sen ne? Seslenmeyeceksen yap. Bir seslenme görmedim yani. Bu seslenme bana olmaz. Apo nerede abi? Gel sakinleşmedin mi? Gelsin ya. Apo gel sakinleşmedin mi ya? Fenerbahçe'nin yeni hocasından Apo da çok memnun olacak. Ciddi misin? Tabii abi. Bu işi ben toparlayacak. Ben seni temin adam zannettim. Benim arkama gelip bana şey... Adam değil mi? Adam mısın? Sen adam ya. Değilsin. Adam sen temin arkama gelip bana demedin mi? Yok abi bir şey yapmayacağım. Bilime verdiğin makine ne lan? Bu Dik yerine kim geliyor? Ben de burada yanıldım. İtiraf ediyorum. Aziz Yıldırım bu Dik'i tutmalı demiştim. Tutmamalı, bırakmalı. Çünkü yok, hiçbir şey yaramıyor. Ya, 7 maçta 9 puan. Peki bu Dik'i bırakıp ne yapmalı? Neyi tutmalı? Şuna gittim bir hesap makinesi verdim. Bin pişmanım. Allah benim belamı versin. Allah benim belamı versin. Özür dilerim. Senden manevi olarak elini öpüyorum. Manevi değil. Benim elimi öpüp özür dileyeceksin. Tamam. Arada senin elini öpeceğim. Böyle bir günde... Hesap makinesi verip Galatasaray'la puanınızı hesap edin dememem lazım. Zaten yıkılmışsınız. Allah aşkına bak. Ama. Abi, bak hem beni buraya çağırıyorsun ama, Ertem hem aynı şeylere devam ettiriyorsun. Hayır ya ben özür dilerim. Bak Ertem bunun altında sen kalırsın. Neyin abi?
Beni buraya çağırmadın mı sen? Sen benim ağzımda mı kaldın? Gel abi dedin, gel evet dedin. Evet abi çağırdım. Bu hala aynı şeyleri yapıyor. Abi, demiyorum. Abi, sen abi, bana söz verdin hayır, mi? Hayır demiyorum ya. Hayır özür dilerim de aramayın. Ben susturacağım onu demedim mi artık böyle? Lazım susar mısın? Tweetler atın, silmeyin. Daha fazla tweetler atın. Sen de oğlum hesap makinesi değil küçük. Büyük getir buraya. Büyük yazar, yazar kasa, kasa getir. Yazar kasa koy önüme. Sen de tweet at. Hepiniz haklısınız kardeşim. Hepiniz haklısınız. Aziz Yıldırım'a sesler. Hepiniz haklısınız. Kapat dışarı ver müziği. Arkadaşlar şu kıza ben müzik yaptım. Şu kızı atar mısınız? Haklı haklı haklı. Hep bir müziği alalım şu kız. Kibarlığı, nezaketiyle öne çıkmış bir adamdı. Kimdir bu Sinan Engin? Sinan Engin'e dalıyor. Sana yürüyor. Bu böyle bir adamdır. Kimsenin acısından zevk almayan. Fenerbahçe Manchester United. Abdülkerim abi ne bekliyorsun bu maçlardan? Gökhan Töre, Alper, Burak Yılmaz. Evet. Abdülkerim abi. Evet. Güzel bir kadro. Evet. Tamam vazgeçtim. Rasim sağ. Hayır hayır. %100 bu kadroda. Hayır öbür tamam, kadroyu tamam. Koysana onu diyorum. Hayır bunu tamam. Söylüyorum abi. Bunu bir değerlendirelim. Tamam. Tamam bildiğimiz oyuncular. Hangisi tamam. Mi daha iyi diyorsun? Yani evet bunu sordum da, zaten. Onu öyle öbürünü başladım. Öbürünü görmedim diyorum. Öbürünü de göreyim. Hani öbürünü ikisi. Bilmiyor musunuz abi? 3 Kasım Fenerbahçe Manchester United. Abdülkerim abi ne bekliyorsun bu maçlardan? Rasim. Sen benimle maytap mı geçiyorsun? Yani, ciddi misin benimle? Manchester 8. Lan ne kaderi ulan hayatımız kaybı. Daha kader diyor lan bu. Kader mi kalmış? Hayatımız kalmış. Kader maçıymış. Çok özür dilerim. Ver başkası konuşsun. Ben konuşmam. Ne kaderi lan? Rasim ne diyorsun? Kader maçtı. Abi mi? Çok güzel bir mesaj geldi. Kader diyemezsin. Bir dakika dur. Sen kendine. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Ver o müziği. Dur bir dakika ya. Sana dönüyorum. Ne olur küsme tamam, bana bak. Yok, ne olur. Yok küsmem yani. Şimdi Fenerbahçeliler tabii çok merak ediyorlar. Hocam beni tut. Önce olmayan bak, isimleri şey söyleyeyim. Bak, çok merak şey. Etmişsiniz. Tamam. Bak bu bir şey yapacak. Yok ya ciddi bir şey. Niye bir şey yapacağım ya? Bir şey bak ben bir şey yapacağım zaman şey modda olurum. Makara kukara. Ciddi ciddi. Gelen bilgiyi söylemeyeyim isterseniz söylemeyeyim yani. Fenerbahçe'nin yeni hocası bu. Bu dik Aziz Bey'in karakterini tanımıyordu. Onun için zaten dikiş tutmadı. Artık hoca değiştirmemeli ve bu diki tutmalı demiştim. Bu diki bırakmalı zaten bırakacak. Zaten 7 maçta 9 puan. Abdülkerim Durmaz'ın isyanı ortada. Daha fazla bekletmeyelim. John Benjamin Toşak geliyor. Aziz Yıldırım diki bırakıyor. John Benjamin Toşak alıyor. Nasıl kahretmişsin? Dinletiyorsunuz bize ya. Ayıptır ya. Toşak önemli bir hoca. Bırakın beni. Rasim bırak bu dik Toşak muhabbetleri ya. Allah aşkına gir reklamı lan sen de. Ya Ertem. Şu maçı Ertem. Ertem Toşak kötü hoca mı? Ya bu ne ya? Arkadaş ben anlamıyorum ya. Bu ne ya ikisi de gittiler. Kardeşim biz itibarsız dandik bir adamı mı söyledik? John Benjamin Toşak. Hocam önemli hoca değil mi? Rasim. Barış'tan bana kazandırmadın mı? Rasim sen giderken ben geliyordum. Bırak diyorum bu dik Toşak muhabbetlerini yapma. Yakışmıyor sana. Ya hocam ya yapma. Ya girsene reklama. Gülsene oğlum reklama Ertem. Hocam göster. Gülsene reklama. Ertem. Ya hocam bir gelemez mi? Mecaz bir yana gelemez mi Toşak? Gelemez mi kardeşim? Ya sizin bu her şeyde bir kötü niyet aramanızı ben anlamıyorum ya. Her şey mi mizah? Her şeyde mi bir numara var? Ya öyle bir şey ya. Abiciğim yeter. Artık ben bu program için ne istihbarat topluyorum. Ne kimseyle konuşuyorum. Ne Avrupa'dan insanlarla saatlerce telefonda affedersin 1000 lirayı geçen konuşmalar yapıyorum. Yeter ya. Her şeyi bir tarafından anlıyorsunuz ya. Ulan Ertem sen de utanmadan gülüyorsun ya. Yazıklar. Reklam. Reklama gidiyoruz. Ertem diki bırakacak. Rasim. Toşak. Toşak. Reklam. Diki bırakacak. Rasim. Toşak. Bir şey söyleyeceğim. Bu doğru bir istihbarat mı yanlış mı? John Benjamin Toşak hayırlı olsun. Bakın herkes diye gitti. Herkes diye gitti kardeşim. Rasim yapma. Herkes diye gitti. Toşak tutulmalı Erdem. Kardeşim adam gibi konuştuk burada ne hale getirdiniz ya? Ya dava geçme abi. Ciddiyse Toşak titiği olmuş adam gallerde iş atıyor. Abi ya adam kovulmuş gitmiş. Abi ne Toşak falan dava geçmeyin abi. Dik Toşak bilmem ne falan. Hayır efendim öyle şeyler yok ya. Fesatlı gitmeyin. Ya yapmayın ya ne Toşak. Toşak iyi bir hoca değil midir sen bana yok söyle. Abi Toşak mı kalmış ne Toşak abi. Ama Allah aşkına yapmayın. Futbol zekamızda falan bakın Fenerbahçeliler. İyi dinleyin. Van Persie korner atıyor. Kornel kafacı.
Santrafor korner atıyor. Van Persie korner atıyor. Ertem bitmiş zaten bu iş. Anlatmaya gerek yok. Bu takım nefsinden yeni kafa çıkan iki sene önce yalvardım. Yapmayın. Sayın Toşa'ya da biz buradan saygısızlık yapmayalım. Çalıştırdığı takımlar da ortada. Önemli takımlar görev yapmış. Değerli Fenerbahçeli kardeşlerimiz var. Hepsini atmışlar altyapıya. Yok U19'u çalıştırıyor birisi. Öbürü altyapının başında. Ya bu kardeşlerimiz... Yani bunlar Toşak diyorum bak kafamı da iyice aldık.